yine bu bölümünde eğlenceli ve ilginç olacağını düşünüyorum. Daha evvel bazı bölümlerde sizin sorularınıza da yer vermeye gayret ettik. Biliyorsunuz öncelikle programımıza konuk olarak katılabilmek için açıkbeyin.com/ntv adresindeki formu doldurmanız yeterli. İster grup halinde isterse bireysel olarak oradan formu doldurarak katılabilirsiniz. Bir de yeni bir bölümümüz var. Sinan Can'a soruyorum diye bir düğme var. Basarsanız programa iletmek istediğiniz en çılgın sorularınızı gönderebilirsiniz. Söz aramızda. Hepsine de burada yer vermeye gayret edeceğiz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Burada mıyız? Böyle zihnimiz yerinde mi? Her şey güzel. Maşallah. İki süper. İşte efendim bugün değişik bir konu başlığımız var. Hepsi değişik zaten de. Bugünkü biraz daha değişik. Hele işin içine girince azıcık daha değişik olduğunu hepimiz fark edeceğiz. Bugünkü konumuz farkındalık ama özellikle bilinçli farkındalık. Bugün biraz bilinçli farkındalık üzerine konuşacağız. Şu anda bilinçli ve farkında bir ekiple birlikteyiz. Değil mi? Herkes burada, zihnen burada. Şu anda tarla, kredi kartı, çocuğun okulu falan filan mevzularına takılıp farkındalığı dışarıda bırakmış pek kimse yok gibi gözüküyor. Herkes şu anda full dikkat burada. Umuyorum siz de ekranlarınız başında aynı şekilde şimdi ne olacak acaba diye izliyorsunuz. Ama biz sanki her an farkındayız gibi geliyor bize. Her an her şeyi fark ediyoruz. Dünyaya bir takım yanıtlar veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani bu bize ne var ki canım burada konuşulacak bir konu mu gibi gelebilir bilinçli farkındalık başlığı ama. İsterseniz küçük bir deneyle başlayalım. İlk programlarımızda yapmıştık. Orada izleyenler belki hatırlayacaktır. Her yaptığımızda biraz değişik geliyor insanlara ama şu anda her birinize, siz ekran başındaki sevgili dostlara ve buradaki dostlarımıza bir şey oluyor ama kimse bunun farkında değil. Çünkü farkındalıkları başka bir yere yönelmiş ve ben şimdi bir cümleyle hem sizin hem buradaki konuklarımızın zihinsel filtrelerini değiştirerek o kendilerine olan şeyi fark etmelerini sağlayacağım. Bu deneyi çok seviyorum bu arada. Şimdi buradaki arkadaşların da yüzlerine bakacağım bakayım fark ettiklerinde ne olacak. Ama endişelenmeyin, hepimize oluyor. Şu anda bir tek bana olmuyor çünkü ben ne diyeceğimi biliyorum. Ama siz şu anda ne yaparsanız yapın, az sonra fark edeceğiniz şeyi fark edemeyeceksiniz. Tekrar ediyorum, herkese oluyor ve bir cümleyle bir anda fark edeceğiz. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Telaşlanmayın. Yani geliyor. Söylüyorum, 3-2-1, elbiseleriniz vücudunuza değiyor. Fark ettiniz mi? Vay be. Deminden beri, hatta yıllardır değiyor. Ama bunu hiç fark etmiyoruz. Niye? Gerek yok. Yani bütün gün mıncık mıncık bu pantolonu, gömleği, eteği hissetsek ne olacak yani? Beyni bununla meşgul edersek gün içindeki normal işlerimizi nasıl yapacağız? Şimdi bu küçük bir şey gibi görünebilir. Şu anda ekran başında da bazı arkadaşlar kıpırdanıyor olabilirler. Sakin, bu her gün oluyor arkadaşlar. Sadece beynimizin bize yaptığı bir kıyağı aslında anlatmak için bu örneği ben çok sık veririm. Beynimizin esas işi bizi ilgilendirmeyen konuları dikkat alanımızın dışında tutarak dikkatimizi bir yere odaklamak. Ve bu bilinç dediğimiz çok kıymetli, çok enerji tüketen, efor isteyen özelliği de biraz zor durumlar için serbest durumda tutmak. Şimdi biz her an bugün burada bahsettiğimiz bilinçli farkındalık işini yapacak olsak kendimizden başka hiçbir şey düşünecek halimiz kalmaz. Allah'tan öyle değiliz. Arada bir işte ekonomi işlerine, el alemin işlerine, işte rutin işlerimize falan dikkatimizi yöneltebiliyoruz. Ama ve lakin eğer bu bilinçli farkındalık özelliğini üzerine giderek biraz çalıştırmazsak bazı şeyler kaybediyoruz. Bugün ondan başlayacağız. Bir kere öncelikle önemli bir bilgi vereyim. Az önce gördüğünüz farkındalık, yani hep size olan bir şeyi dikkat ettiğinizde ya da dikkatinizi yönlendirdiğinizde fark edebilmeniz gün içerisinde hemen hemen hiç yapmadığımız bir şey. O yüzden biz farkındalıkla bilinçli farkındalığı iki farklı kavram olarak kullanıyoruz. Farkındalık şu anda dünyada uyanık olan herkesin yaşadığı bir şey. Ama bu nasıl bir farkındalık? Mesela şimdi Sinan Canan buraya çıktı, herkes bana bakıyor. Burada bir uyaran var, ben varım. Dolayısıyla hepiniz otomatikman bana bakıyorsunuz. Ama şimdi başka bir şey yapalım. Siz bana bakmaya devam edin. Siz de hakeza. Sakın bir yere ayrılmayın. Mesela şimdi
Sağ elinize hiç bakmadan sağ elinizi düşünün. Sağ eliniz ne yapıyor şu anda? Sağ eliniz rahat mı? Keyfi yerinde mi? Sağ eliniz neler hissediyor? Böyle bir, yani böyle bir rahatsızlık, kaşıntı, gıdıklanma bir şey var mı? Şimdi bak, sağ elinizi hissettikçe, ona zihninizi verdikçe sağ elinizle ilgili bir tuhaflık başladı mı? Böyle biraz sanki zihninizde büyüdü gibi oldu. Bana bile oluyor şu anda konuşurken ki ben farkındalığımın büyük kısmı konuşmada şu anda ama tam sağ elim, evet yüzükte resim bir şey oluyor falan filan. Ve bakınız biraz önce herkesin farkındalığı yine bir yerdeydi ama şimdi benim önerimle siz zihninizin spot ışığını başka bir yere döndürdünüz. Bilinçli farkındalığın gündelik farkındalıktan temel farkı bu. Normalde dikkatimizi çeken şeylere farkındalığımız yönelirken bilinçli farkındalıkla biz bir şeyi seçiyoruz ve dikkatimizi oraya odaklamayı ve uzunca bir sürede orada tutmayı tercih ediyoruz. Bu bir beceri. Daha önce hiç oturup nefesini dinleyen var mı? Var mı? Bak bizim izleyiciler hep tuhaf diyorum zaten. Burada çıkıyor böyle şeyler. İnsan durup dururken niye nefesini dinler ya? Alıp veriyor zaten otomatik. Ama bakın çoğumuz hayatta bir şeyden şikayetçiyiz. Böyle devamlı kafamda sesler var. Bin bir tane sorun uçuyor. Bir türlü elimdeki işe konsantre olamıyorum falan. Aslında konsantre olmak zihinde bir kas gibi düşünün. Bir yetenek. Nasıl ki vücudunuzdaki kasları spor salonuna gidip çalıştırıyoruz değil mi? Bunun da bir çalışmaya ihtiyacı var. Eğer hiç çalıştırmazsak her seslerine doğru döndüğümüz garip bir hayat olacak. Nerede gürültü çoksa biz o tarafa bakacağız ve çoğu zaman da kendi gündemimizi kaybetme pahasına bunu yapacağız. Bir de günümüzü düşünün. Şimdi burada çok şükür kimse uğraşmıyor ama eminim siz de şu anda bizi izlerken hiç uğraşmıyorsunuz ama artık o cebimizde taşıdığımız bir takım cihazlar var, akıllı telefonlar. Onlar iki dakika durmuyor, devamlı bize bir şeyler söylemeye çalışıyor, habire dikkatimizi çekmeye çalışıyor ve devamlı bize bildirim gönderdikleri için de üçüne beşine bakmazsak altıncıya yedinciye bakmak zorunda kalıyoruz ve bir şekilde işlerimiz kesiliyor. Size de oldu mu? Tam böyle ya bir arkadaşınızla bir şey yazacaksınız ya bir işinizi yapacaksınız. Pıt diye bir şey geliyor ve kendinizi kaybediyorsunuz, yapacağınız işi unutuyorsunuz. Bambaşka bir yerlerde zihnen ya da dikkat olarak kendinizi bulabiliyorsunuz. Ama bazı insanlar var, etraflarında ne olursa olsun gürültülü kalabalık bir ortamda bile gayet odaklanarak o işlerini uzun süre devam ettirebiliyorlar. Ve biliyorsunuz bir şeyleri iyi yapmanın sırrı da bir şeye yeterince uzun odaklanabilmek. Daha önce konuşmuştuk, biz çok işlevli canlılar değiliz. Hem mesaj atayım, hem yemek yapayım, hem duvarı boyayayım, hem ona laf yetiştireyim falan. Böyle bir şey yapamıyoruz. Hepsine tek tek konsantre olduğumuzda başarı oranımız, becerme oranımız çok daha fazla artıyor. Bugün bu yeteneği nasıl geliştireceğiz? Bunun üzerinde durmasak ne olur? Durursak ne kazanırız? Azıcık onun sohbetini yapmak istiyorum. Öncelikle bu konuyu ilginç bulanların ellerini bir görebilir miyim? Bir düşünürseniz hepimizi ilgilendiriyor aslında, dikkat ettiniz mi? Yani gün içerisinde bizim dikkatimizi çok dağıtan bir dünyada yaşıyoruz. Ve istiyoruz ki ya biraz daha şu tantanadan, şu en azından çözüm odaklı bir zihni daha güzel çalıştırabileyim. Onu odaklı daha güzel tutayım. Bakınız size topu atmadan önce çok temel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 10 sene önce biz beynimizde artık böyle işte belli işleri yapan belli bölgelerin dışında bazı şebekeler ya da ağlar olduğunu keşfettik. Eskiden şöyle zannediyorduk. Beynin bir yeri şu işi yapar, öbür yeri başka işi yapar. İşte bunlar da işte ne bileyim birlikte arada bir çalışırlar. Hayır öyle değilmiş. Bizim beynimizde farklı bölgeleri birbirine bağlayan uzun kablolardan oluşan şebekeler varmış. Ve bu şebekeler birlikte çalıştıkları zaman biz belli işlevleri icra edebiliyormuşuz. Mesela ilginç şebekelerden bir tanesi, üzerine çok da kitaplar yazıldı seneler içerisinde. Herhalde keşfedileli bir 10-15 sene oluyor. İngilizcesi Default Mode Network, Türkçesini de varsayılan durum şebekesi ya da varsayılan durum ağı diye çevirebileceğimiz bir ağ var. Bu ağ çok enteresan. Hiçbir şey yapmadığınız zaman devreye giriyor. Ne demek hiçbir şey yapmamak? Bir kere oturuyorsunuz ama şu anda mesela hiçbir şey yapmıyor değilsiniz değil mi? Dikkatinizi verdiniz, beni dinliyorsunuz mesela ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu da sayılmaz. Burada da yok o default mode network. Ne zaman var? Evde böyle boş boş oturdun. Mesela düz duvara bakıyorsun ya da bir ağaca bakıyorsun. Hiç özel bir şey düşünmüyorsun.
Zihnin tamamen serbest. Oradan oraya uçuyor, oradan oraya geziyor. Hiçbir işe odaklanmamışsın ve bu durumda, bu arada bunu biraz kazayla keşfettiler. MR makinelerinin içinde beyin ne yapıyor diye bakarken, aralarda mola verdiklerinde fotoğraf çekmeyi akıl etti birileri. Dediler ki bu adamlar boş boş duruyor makinenin içinde ama beyinlerine bir şey oluyor. Ve o zaman fark ettiler. Peki ne işe yarıyormuş biliyor musunuz? Aslında hepimiz biliyoruz hayatta bunun ne işe yaradığını. Uzun süre bir şeyle uğraşıyorsunuz, kafanızda döndürüyorsunuz, bir türlü çözemiyorsunuz, oturup belki çalışıyorsunuz. Belki duygusal bir problem, belki akademik bir problem, her şey olabilir. Ama sonra duş yaparken birden çözümü aklınıza geliyor. Ya da tuvalette falan, garip garip yer, otobüs beklerken pıt diye zihninizde böyle çözüm beliri veriyor. Ve genellikle bu bizi şaşırtıyor. Bu arada sadece bize olmuyor arkadaşlar. Bilim tarihi böyle enteresan keşiflerle dolu. Çoğu büyük keşif uykuya dalmadan önce geliyor bilim insanlarının aklına mesela. Aa falan yapıyorlar. Bunu hiç düşünmemiştim. Kalkıp pijamasıyla laboratuvara koşan çok tip var mesela. Demek ki bizim beynimizin böyle özel bir duruma ihtiyacı var. Arada bir durmak, zihni serbest bırakmak, gezmesini sağlamak ve hiçbir şeye odaklamadan birkaç dakika geçirmek gibi bir ihtiyacımız var. Soru. Bu soru sizlere de gelsin sevgili ekran başındaki dostlar. Geçtiğimiz hafta bunu toplam mesela 10 dakika yapabilen var mı aramızda? Hiçbir şey yapmadan 10 dakika. Vallahi büyük başarı. Hakikaten mi? 10 dakika hiçbir şey yapmadan zor iş. Ona birazdan geleceğiz ama meditasyon da özel bir iş mesela. O da orada da bir şeye konsantresiniz. Tamamen boş. Bu arada çok zor. Bizim için zor ama. 100 bin sene önceye gidelim. İnsanlar bahsettik 300 bin yıldır burada. 100 bin sene önce bilmiyorum mağarada mı yaşıyorlar, ne yapıyorlardı ama düşünseniz iş güç bitti. Mağarada ne yapacaksın? Televizyon yok, YouTube yok. Hiçbir şey yok. Böyle boş boş oturacaksın yani. Hani uykuya dalana kadar belki saatlerce sessiz ve boş bir zihinle oturabilme imkanı vardı belki de insanların. Hani özellikle de avcı mavcı kovalamıyorsa, gece bir durum yoksa. Belki de o yüzden birbirlerine hikayeler anlatıp oyalanmayı tercih ettikleri için o devasa mitler o zaman ortaya çıktı falan filan. Ama şimdi hiç öyle bir boş anımız yok. Bu birinci önemli şebeke. Size bugün 3 tane şebeke tanıştıracağım. İkinci şebekemiz şu anda siz de sevgili dostlar ve stüdyo konuklarımızda pek aktif olduğunu zannettiğim bir şebeke ya da ağ. Buna dikkat ağı deniyor. Dikkatimizi bir şeye verdiğimiz zaman bu şebeke çalışıyor. Mesela diyelim Sinan Canan'ı dinliyorum. Yazı yazıyorum, duvar boyuyorum, bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsam dikkatimi verdiğim bir iş olduğunda beynim hemen o moda geçiyor. Ama biraz önceki şebekeyle bu şebeke arasında bir uyumsuzluk var. O az önce bahsettiğim durma şebekesi çalışıyorsa dikkat şebekesi çalışmıyor. Dikkat şebekesi devreye girdiğinde durma şebekesi ortadan kalkıyor. Yani ikisi böyle tahtirivalli gibi.